Merhaba, ben Balçova Ekol Tıp Merkezi'nden Operatör Doktor Serkan Aslan, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Herkese iyi günler. Bugün size meme büyütme ameliyatından bahsedeceğim. Meme dokusu bildiğiniz gibi toplumlar tarafından bereketin sembolü olduğu gibi aynı zamanda sekonder seks karakteridir de. Bazı kadınlarda meme kendi istediği büyüklükte, ölçülerde olmayabilmektedir. Bu yapıları, meme yapısı genetik olabildiği gibi doğumlar sonrasında kişinin yaşının durumuna göre de değişiklikler gösterebilmektedir. Emzirmeye bağlı deformasyonlar olabilmektedir. Bu nedenle bize başvuran kişilerde gerekli olan muayeneyi yaptıktan sonra meme büyütme işlemini yapabilmekteyiz. İşlem genel anesteziyle olmakta, yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika sürmekte. Protezi yerleştirirken meme ucu etrafında C şeklinde bir kesiyle veya memenin alt kavisinde yaklaşık 4 cm'lik bir kesiyle protezi meme dokusunun altına yerleştiriyoruz. Memenin dokusunun altında veya kas altında işlemin yapılacağına ameliyat öncesinde karar veriyoruz. Kişinin meme yapısı, memenin sarkma durumuna göre meme altına, sadece meme altına veya kas altına yerleştirme işlemi yapılabilmektedir. Ameliyattan sonrasında bu küçük kesiler üzerinde minik pansumanlar oluyor. 2 ay boyunca kullanacağı sütyenlerini hastaya taktırıyoruz. 2 ay boyunca sadece sporcu sütyeni diye de bilinen sütyenleri kullanması gerekmekte hastanın. Önemli kurallardan birisi de ameliyat sonrası 6 ay boyunca hastanın yüzüstü yatmaması gerekmektedir. Ameliyat bölgesinde başlangıçta izler belirgin olsa da 6 ay 1 sene içerisinde bu izler çok belli belirsiz bir duruma gelmektedir. Meme protezi ameliyatlarından, meme büyütme ameliyatlarından sonra emzirme ile ilgili, doğumla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır.